Sayın Doğuş TV izleyiciler, bugün Doğuş TV'ye misafir olan Hatay Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yayman konuğumuzdur. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Çok değerli hemşerilerim, çok kıymetli Doğuş TV izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Artık bir senenin daha sonuna geldik. Allah inşallah ailenizde mutluluk ve huzur eksilmesin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin ve inşallah bütün işleriniz güzel olsun, hoş olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli başkanımız Sayın Mehmet Garip Siper Bey'in ziyaretine geldim. Ve sene sonu olması hasebiyle eskiyi konuştuk, yeniyi konuştuk. Geçmişte siyaset nasıldı, bugün nasıl, AK Parti'nin siyaseti nasıl, Hatay'da siyaset nasıl, sokak ne diyor, bunları biraz mütalaa ettik. Kendisini dikkatlice dinledim. Bu vesileyle ben de sizlere bir mesaj vermek istedim. Tabii artık senenin sonuna geldik, bir sene bitiyor. İnşallah yeni bir sene başlayacak. Yeni bir senenin beyaz bir sayfa olmasını, Büyük Türkiye davası yolunda, millet davası yolunda ve ülkemizin muasır medeniyet seviyesi düzeyine yükselmesi yolunda gece gündüz çalışalım. Hep beraberce Türkiye'yi Allah nasip ederse hak ettiği yere getirelim. Bütçeyi tamamladık. 15 günlük yoğun bir bütçe maratonu vardı. Çok şükür Allah'a ülkemizi ileri taşıyacak bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Gazi Meclisimizde onaylandı. Yoğun bir tempo. Bütçeyi tamamlar tamamlamaz Hatay'a geldik. Hatay'da AK Parti Genel Merkezimizin yaptığı Teşkilat Akademisi programına katıldık. Buraya çok değerli bakanlarımız geldi. Genel Başkan Yardımcılarımız geldi. Bu konuda emek veren İl Başkanımız Adem Bey'e, ARGE Başkanımıza ve buraya teşrif eden çok değerli Hayati Yazıcı Bakanıma, çok değerli Taner Yıldız Bakanıma, çok değerli Mustafa Ataş Başkanıma, çok değerli milletvekillerimize, akademisyenlere, gazetecilere tekrar teşekkür ediyorum. Bizim söylediğimiz bir söz var daima. Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir ve biz Allah nasip ederse ben kendi bakanlığım döneminden de çok dile getirdiğim bir iddiam var, bir tezim var. Bildiğiniz gibi ben Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı yaptım ve o dönemde de söylediğim temel tez Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir. Ve inşallah önümüzdeki dönemde kültür turizminin Hatay başkenti olacaktır. Gastronomi turizminin başkenti olacaktır. Biz burada tüm paydaşlarımızla, siyasetçiler olarak, yöneticiler olarak, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, seyahat acentalarımızla, lokantalarımızla, otellerimizle, aklınıza gelen her türlü personelimizle, paydaşlarımızla Hatay'ı önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kültür ve gastronomi turizminin başkenti haline getirmek gibi bir iddiamız var. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Hatay gerçekten çok şanslı bir vilayetimiz. Bizim müzemiz Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzesi. Hatay bir müzeler şehrine dönüştü. 5 tane müzemiz var çok şükür Allah'a. Bununla gurur duyuyoruz. Dünyanın en güzel yemekleri bizim mutfağımızda hazırlanıyor ve soframıza geliyor. Bu anlamda metropollerde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de sıkılan insanlar bir hikayenin peşine düşmek, Hatay'daki bir hikayenin sahibi olmak, bu hikayenin bir parçası olmak için ben tüm vatandaşlarımızı Hatay'a bekliyorum. Yine aynı biçimde şunu dile getirmek isterim. Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı fahiş fiyat artışları oldu ve fiyatlar roket hızıyla yükselirken fiyatların düşmesi paraşütle yavaş yavaş oluyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği gibi biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir partiyiz. Ben de bu partinin bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. İnşallah bu fiyat dalgalanmalarına da son vereceğiz. Yani ayçiçek yağının, peynirin, aynı şekilde etin, mercimeğin, kuru fasulyenin, pirincin fiyatındaki bu haksız ve hayatın olağan akışına ters fiyat artışlarını inşallah biz önümüzdeki dönemde daha stabil hale getireceğiz ve bu sokaktaki yaşanan ekonomik sıkıntıyı çözeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Gerçekten asgari ücrete
tarihin en büyük artışlarından biri sağlandı. Önümüzdeki günlerde memurlarımızla da ilgili inşallah onları mağdur etmeyecek, onları mutlu edecek bir fiyat artışını getireceğiz. Ve Allah nasip ederse biz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bizim siyasetteki bir prensibimiz var değerli başkanım. Her zaman dile getiriyorum, sizinle de çok çok konuşuyoruz. Biz siyaseti şan şöhret için değil, bir eser bırakmak, eser siyaseti, büyük Türkiye davası, millet davasını gütmek ve bir samimiyet ve tevazu içerisinde Hatay'ımıza hizmet etmek benim için her zaman şereftir demişim ve demeye de devam ediyorum. Rahmetli Adnan Menderes'in, başbakanımızın çok güzel bir sözü var. Millet kendine hizmet edeni unutmaz. Bizim buradaki AK Parti olarak yaptığımız projeler, hizmetler, yollar, hastaneler, diğer taraftan sulama projeleri, bunlar çok çok önemli. Ben de bu projelerin altında mütevazi bir katkım olduğu için kendimi gerçekten şanslı ve gururlu hissediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Allah inşallah çok güzel bir sene bahşetsin. Ailemizde Allah'a çok şükür mutluluk içerisinde, huzur içerisinde nice seneler Allah nasip ederse hep beraber olalım, birlikte şehrimize hizmet edelim. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Hatay, yaşasın aziz Türk milleti diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.